Merhaba arkadaşlar, ben Ayten, yine karşınızdayım. Bugün sizinle aslında benim niyetim Shafer Pro Chef X-Large Stand Mixer'in kutu açılımını yapmaktı niyetim. Ama kutu açılımını yaparken videoyu yarım bırakıp ikinci kez yeniden video çekme kararı aldım. Çünkü kutusundan çıkarırken o kadar zorlandım ki poşetlerin sesi olsun, kutunun sesi olsun sizi çok fazla rahatsız etmek istemedim. O yüzden kutusundan çıkarıp dizip öylece size göstermek istiyorum. Zaten kargom bugün geldi. Ben de sizinle birlikte ilk defa şimdi bakıyorum. Ben rose gold olanı tercih ettim. Çünkü benim mutfağım genelde beyaz pembe üzerine olduğu için mutfağıma daha güzel uyacağını düşündüm. Kapasitesi 5 kilogram. Aile boyu olarak 5 kilo bize bence gayet de yeterli olacaktır. İçinden çıkanları göstermek istiyorum. Makinenin haznesi. Sıçratmaması için şöyle bir kapağı var, takıyorsunuz buraya. Ben en çok da şu kapaklı olanları arıyordum zaten. Çünkü yaparken sıçramasından hoşlanmayız hiçbirimiz bence. Bir tane karıştırma başlığı var. Karıştırma başlığının şurası plastikten ama kalın bir plastik. Şuraları ise çeliktir benim düşündüğüm çelik. Yani çelik. Bir tane de hamur yoğurma başlığı var. Bu tabii ki de daha kalın ve her tarafı çelikten. Bu plastikten değil. Nasıl olduğunu göstereyim size. Şuradaki tuşu var. Böyle çektiğinizde makine açılıyor. Öncelikle şunu takalım. Ve bu da kilit sistemi. Takıp böyle sol tarafa döndürdüğünüzde kilit sistemi oluşturuyor. Başlığını takayım. Şurada yuvarlak bir demir var. Yeri var buraya. Oturttuğunuzda böyle döndüğü, tam döndüğü için bu da kilit sistemi. Yani dönerken çıkması falan mümkün değil. Ay ben şimdi unuttum. Çünkü öncelikle bunu takacaktım size. Pardon, özür dilerim. Bir daha. Baştan alalım. Öncelikle bunu takayım. Sonra bunu takayım. Ben daha YouTube'da çok yeniyim. O yüzden çok videolar çekerken heyecanlanıyorum. Elimi ayağımı nereye koyacağımı şaşırıyorum. Kelimelerin hangisini seçip hangisini söyleyeceğimi şaşırıyorum. Bu açıdan beni mazur görün. Ürün bu kadar ve ayak sisteminden bahsetmek istiyorum. Alt tarafında bakın görüyor musunuz? Çıkarken bir vakum sistemi var. Ayakları kendine masaya vakumluyor. Hamur yoğururken veya çırpma işlemini yaparken makine çok fazla sarsılıp yürümesin diye. Çünkü bazı makinelerde vardı, araştırırken görmüştüm. Bildiğiniz hamur makinesi masanın üstünde yürüyüp gidiyordu. Siz de biraz araştırma yaparsanız zaten görürsünüz. Çalıştırmak istiyorum. Sesini de merak ettiğinizi düşünüyorum. 5 kademeden oluşuyor. 5 kademede de çalıştıracağım. Hep beraber sesine bakalım. İkinci kademe. Üçüncü kademe. Dördüncü kademe. Ve beşinci kademe. En yüksek kademede biraz ses yapıyor ama bence o kadar da fazla bir ses değil. Bence gayet güzel. Hamur yoğururken de bunu sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Kısmet olursa inşallah. Nasıl yoğuracak, kıvamını nasıl tutturacak, kaç dakikada yoğurmanı bitirecek. Bunları ben de çok merak ediyorum. Sizden rica ediyorum kanalıma abone olun, videomu beğenin, bana destek olun. Çünkü ben daha bu işte çok yeniyim, ilerlemek istiyorum, motive olmak, size daha güzel videolar çekmek istiyorum. İnşallah beğenirsiniz, inşallah işinize yaramıştır, alacak olanlara fikir olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.